Efendim herkese iyi akşamlar. 1 Kasım seçimlerine yaklaşık olarak 10 gün gibi bir süre kaldı. Tabii bu zaman zarfı içerisinde bizler de gündem özelde olsun veya diğer arkadaşlarımızın programlarında mümkün olduğu kadar Samsun milletvekili adaylarını, her partiden adayları mümkün olduğu kadar ekranlarımıza konuk ederek sizlere çalışmalarını, siyasi düşüncelerini, neden kendi partilerinin farkı nelerdir ve kendilerine neden o istediklerini zaman zaman aktarma fırsatı bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü, bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı Sayın Kemal Zeybek. Sayın Zeybek hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Biraz gecikmeli de olsa programlarınız çok yoğun, ben bunu biliyorum. Evet. Sürekli ilçelerdesiniz, köylerdesiniz. Sizde hiç durdurak yok. Habire çalışıyorsunuz. Evet. Maşallah. İyi de enerjiniz var. Evet. Helal olsun diyorum. Yani tabii. Koşturmak zorunda. Çünkü evet. Halkımız ve Cumhuriyet Halk Partileri bize büyük sorumluluk bir görev yükledi. Evet. Biz bu görevi en iyi şekilde icra etmeyi, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de Samsun halkı adına size. Şimdi efendim siz geçenlerde yine bir program yaptınız. Bir hafta önce, 10 gün önce bir programınız oldu. Şimdi 7 Haziran öncesi yine ekranlarda Kemal Zeybek yani niçin oy verilmeli tarzından soruların cevaplarını defalarca verdiniz. Fakat ben sizden özellikle bu akşam şöyle bir şey istirham etmek istiyorum. CHP'nin ruhu nedir, ufku nedir? Mesela özgürlük nedir sizin anlayışınızda? Anayasa için yeni bir anayasa gerekiyor Türkiye'de. Bu anayasanın içi nasıl dolmalı? Seçimlere giriyoruz. %10 barajı. Bakın Türkiye'de 7 Haziran'da beklenmedik bir olay. Belki bu ne kadar bir özgürlük, nasıl olmalı? Efendime söyleyeyim. Merkez Türkiye projesi sizin en çok dile getirdiğiniz projelerin başında ve CHP neler yapmalı vaatleri konusunu sık sık gündeme getiriyorsunuz. Her gün esnaflara, köylere gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz. Seçmene bunları anlatma fırsatı doğuyor. Ama şu anda belki binlerce insan bizi izliyor, sizi izliyor. Kendi milletvekillerini izliyor. Çünkü seçilmiş bir milletvekilsiniz aynı zamanda. Ve tekrar seçilmek için vatandaştan vekalet istiyorsunuz. Ben oradan girmek istiyorum. Öncelikle Kemal Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak özgürlükten ne anladı? Nedir? Bu yarın iktidara gelirseniz 1 Kasım'da ki bu bir ihtimaldir. Değil mi efendim? Siz de partinizi tek başına da gelebilir. Koalisyonu da olabilir. Onu bilemiyoruz. Fakat mümkün olduğu kadar seçim yasağına da girdik. O yüzden anket bir oran vermeden çünkü son 10 günlük bu tip yasaklarımız var. 1 Kasım'da CHP iktidar olursa Türkiye'ye nasıl bir demokrasi, nasıl bir özgürlük vaat ediyor? Buyurun efendim. Tabii. Özgürlük, adı özgürlük zaten. Özgür olmak. Özgür olmak her canlı için çok farklıdır. Farklılığın en yücesidir. İnsanlar açısından daha çok önemlidir özgür olmak. Özgürlük, insanların düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilme ve karşındaki insanlara anlatabilme, anlattığını da özgürce düşüncelerini bir başkasına aktarma şekli. Acaba biz ülkemizde özgür müyüz? Gerçekten özgür müyüz? Özgür bir ülke miyiz? Ben ne birey olarak özgür olduğumuzu düşünebiliyorum, ne de ülke olarak özgür olduğumuzu düşünebiliyorum. Peki demokrasiye ile ilgili Türkiye'nin demokrasisi eleştiriliyor. Değil mi? Mesela seçim barajları eleştirildi. Örnek veriyorum. Tabii bu konuda şimdi biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tabii ki tek partili dönem geçirdik. O süreci Cumhuriyet Halk Partisi ile geçirdik. O dönemde dahi özgürlüklerin en iyi şekilde önünün açıldığı, özgür bireyin yaratılması, yurttaşımızın özgür bir şekilde hayatını idame ettirmesini ve kendi özgürlük davasında kendi iş dalında, bulunduğu yerde, ailesinde, yaşamda, devletin kurum kuruluşlarında, her yerde, yaşamın bölümün yerlerinde özgür yaşama şeklini tercih etmesi. Ama biz ülkemizde şu anda kendi adımıza yurttaşımızın özgür olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü şu anda kendisinin bir şey söyleyip de başına ne geleceğini düşünme zorunda kalan bilim adamlarımız, sosyologlarımız, gazetecilerimiz, diğer tarafta öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, insanımız, devlet memurumuz
ne yapacağını şaşırmış durumda. Acaba ben bir şey söylersem de benim başıma başka bir şey mi gelir? Korku imparatorluğu. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında korku imparatorluğunu yıkacağız bu ülkede. Bireyin, yurttaşın özgür olmasını sağlayacağız. Demokratik haklar olarak? Demokratik haklar olarak. Mesela ne? Siyasi partiler kanunundan konuşabiliriz eğer. Siyasi partiler kanunundan konuşabiliriz. Tabii ki 1980 öncesi, 12 Eylül öncesini biliyoruz. 12 Eylül öncesini biliyoruz. Tüm siyasi partilerin milletvekili adayları halka gider. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun emrettiği şekilde ön seçimle kendilerini bulunduğu ilde seçtirir, halka kendisini anlatır, partinin adayı olurdu. Aynen bugün 29 Mart 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi. Siz o ön seçimde birinci oldunuz. Tabii. Şimdi tabii biz şöyle düşünüyoruz. Ben şu anda çok rahat ve çok içtenlikle anlatabiliyorum. Şimdi demokrasiyi anlatırken, demokrasiyi savunurken ilk önce siz parti içerisindeki demokrasiyi oluşturmanız gerekiyor. Özgürlüğü elde etmeniz gerekiyor. Önce ailende, sonra en yakın çevrende. Komşunda, ondan sonra ilçende, ilinde, ülkende olması gerekiyor. Biz ailemizin içerisinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesi içerisinde biz özgürlüklerimizi şu anda çok farklı bir şekilde ifade edebilir durumdayız. Ama tam mıdır? %100 mü de değildir. Konuyu çok saptırmayacağım. Yine sizi oraya aynı getireceğim ama tabii şimdi sizi biz seçim öncesinden de tanıyoruz. Siz siyasette ilk defa giren insan değilsiniz. Evet. Geçmişiniz, deneyimleriniz çok eski yıllara dayanan bir kimliğiniz, kişiliğiniz var. Evet. Bunu da biliyoruz. Şimdi ön seçimde birinci olduğunuzda bu soruyu ben size soramadım. Ben sizin ilk defa program yapıyorum. Evet. Samsun'un Kemal abisi olmanın getirdiği bir şey miydi bu? Hayır. Yani bir abilik pozisyonunuz var. Ben bunu gördüm. Yani sizin bu şehirde bir sevilen, sevecen bir abilik pozisyonunuz var. Yani bir kabul görmüşsünüz ki siz binlerce oy aldınız da birinci oldunuz yani. Şimdi bu da küçümsemeyecek bir şey değil. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ben değerli üyelerimize de, Cumhuriyet Halk Partilere de, Samsun'un halkına da teşekkür ediyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim seçimde çıkmamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin katkısı, desteği olmuştur. Tabii onlar beni birinci sıraya getirmiştir. Ben ön seçimi diyorum. Ben. Evet tabii, ben ön seçimi beni getirmiştir ama halkımızda büyük desteği vardı. Halk tarafından ben olumsuz bir şekilde yargılansaydım, olumsuzluklar anlatılsaydı benim üyem bana yüzde büyük çoğunlukta oy verir miydi? Vermezdi. Bu tabii gerçek. Sadece üye tabii komşusundan ve etrafından almış olduğu %100 üye beni tanır mıydı? Tanımazdı. Ama o zaman Kemal abi profili doğru bir profil oluyor. o sizin deyiminiz tabii. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim Sayın Vekilim, tekrar şeye geliyorum, o bıraktığımız yere. Ben ufak bir nüans yaptım araya. Şimdi 1983 yılında Türkiye'de bir kanun değişiyor. Siyasi partiler kanunu değişiyor. Tam 32 yıl önce. Şu anda stüdyodaki kameramanlarımız bu kanun çıktığı zaman hiçbiri dünyada yoktu. Evet. Bakın bu stüdyoda bu kameramandan hiçbiri yoktu ve bunlar 200 seçimde oy kullanıyor. Rejide arkadaşlarımız, bizim haber merkezinde çalışan 8 tane bayan arkadaşımız var. Onların hiçbiri dünyada yoktu. Bu 32 yıl önce çıkan 1983'teki seçim kanunu. O seçim kanununda baraj %10 oldu. 32 yıldır %10 barajı kullanılan bir ülke ne kadar demokratiktir? Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii siz iktidar değilsiniz. Bu sorunun muhatabı da siz değilsiniz. Ama hani ben sizin fikrinizi almak istiyorum burada. Siyasetçilerin hepsi bu işin muhatabıdır. O muhatap, bu muhatabı olmaz. Tabii 1983'ten sonraki o anayasanın, 82 anayasasındaki belirlenen durumdan itibaren 83'teki seçimlerde %10 barajı getirildi. Neden getirildi? Neden getirildi? Halkın oyuna, halkın iradesine bir şekilde baraj koymak için yapıldı bu iş. Diyelim ki insanların düşüncelerini temsil eden partiler olamaz mı? Onlar kendilerini anlatırken az bir oyla seçimi kazanma olasılığı olmaz mı? Vardır. Ama onlara yer vermemek için bunu sağlıyorlar şu anda. Şimdi biz 83'ten bu tarafa Anavatan, Doğru Yol Partisi ve daha sonrası Adalet Kalkınma Partisi de dahil, bunların hepsi %10 barajı kaldıracağız diye geldiler. Bunların hepsinin şeyinde, seçim beyannamelerinde. DSP de var arada. Tabii DSP de var. DSP tabii bu iş için çok uğraştı. Hükümet olduğu dönemde, koalisyon olduğu zaman çok uğraştı ama yeterli sayısı olmadığı için o yasayı da çıkartamadı. Şimdi %10 barajı nedir? %10 barajı
çok doğru olmayan, demokrasiye yakışmayan, demokratik olgunluklarını sağlamayan bir ülkede bu halkın önüne bir settir, siyasi partilerin önüne bir settir. Yani siyasi partilerin örgütlenmesi açısından, onun milletvekillerinin çoğunluğunun mecliste temsil edilmesinden evet, engeldir bu. 2002 yılındaki Adalet Kalkınma Partisi de aynen biz %10 barajını kaldıracağız diye geldi. Ve ondan sonra tabii %34 oyla toplumun %70 oy temsilini kazanınca baktık ki çok güzel bir şey. Yani %10 barajı olan partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremedi. Orada kendisini temsil ettiremedi. Onun temsil edilemediği yerde kim sağlamış oldu bu temsiliyeti? Adalet Kalkınma Partisi sağladı. Ve o günden bugüne de bu şeyini, direncini, bu olmazlığını sürdürüyor. Evet. Parti. Şimdi efendim, Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin içerisinde 3 dönemdir bu sürecin içerisinde en az benim bildiğim 3 dönemdir barajın düşürülmesi için, en son %3 baraja düşürülmesi için şey vermişti. Teklif vermişti. Bu teklif yerine gelmedi. Ben şahsen şöyle diyorum. Benim kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir birey olarak, tabii bir milletvekili olarak, baraj %1 olmalı. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Yani. %1 olmalı. Daha ben, demokratik olmak zorundayız. Kemal Bey, ben şöyle bir baktım. Diğer ülkelerde ne vardı ya? Hani sohbetinize sohbet katma niyetiyle söylüyorum. İngiltere'de 0, Fransa'da 0, Portekiz'de 0, Finlandiya'da 0, İsveç'te 0, Hollanda'da 0.67, İspanya'da 3, İsrail'de 2, Yunanistan'da 3, Norveç'te 4, Almanya'da 5 ama bölgesel 3 bu önemli. İtalya'da 5, Rusya'da 7, dünyanın en yüksek barajı Türkiye'de %10. Rusya'da bile %7. Evet. Yani işte sosyalist bloktan çıkmış, kendisini tek partili döneme yine halen sürdürebilen bir Putin yönetimi var. O kendi siyasal yönetimini, siyasal anlayışını, siyasal partisini, oligarşisini sürdürebilmek için siyasetlerde kalkan %7'de tutuyor. Biz daha halen %10'dayız. Bu tabii bizim demokrasimizin bir ayıbı bu aslında. Yani bunu samimiyetle konuşmak, bu ayıptır. Bunu yapmamak gerekiyor. CHP'nin baraj teklifi %1 mi olacak, %3 mü olacak? Eğer 1 Kasım'da son iktidara gelir. Son şeyde %5 de olsun diye teklif verildi. Diğerlerinde uyum sağlayabilmek Kemal için. Kemal Zeybek ne düşünüyor dedik, %1 dedik. Ben %1 düşünüyorum. Her ses, her kesim, her toplum mecliste temsil edilmeli evet, diyorsunuz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Peki, tabii yeni bir anayasa tartışmasıyla girdik geçen seçimlere, 7 Haziran seçimlerine. Ama tabii 7 Haziran seçimlerinden Türkiye tek başına bir iktidarı çıkarmadı. Her partiye bir miktar milletvekili, bir miktar oran verdi ama kimse hükümet kuramadı. Bunları 3 aydır, 4 aydır tartıştığımız, konuştuğumuz şeyler. Biz tabii 1 Kasım'dan sonrasına bakıyoruz. CHP 1 Kasım'da iktidara gelirse bize nasıl bir anayasa vaat ediyor? Tabii özgürlüğü konuştuk, demokrasiyi konuştuk. Özgürlük olmadan zaten anayasa olmaz. Anayasanın özü, daha demokratik bir anayasa istiyorsak, özgür bir anayasa olması gerekir. Anayasanın özünde ne olması gerekiyor? Birey, yurttaş, devletin kendisinin yurttaşa özgür kendini ifade edebilecek, anayasal haklarını iyi kullanabilecek, onu karşısında muhatap alabilecek bir anayasa olması gerekiyor. Ama şu andaki bizim devlet yapımız, yönetimiz özellikle AKP hükümetini yapıyor. Ben baskıyla yöneteceğim diyor. Bireyin hakkına el koyacağım diyor. Ve son dönemdeki çıkarmış olduğu son şeyde anayasa içerisindeki kanun tasarıları da baskıcı bir şeklindeki, daha demokratik bir anayasa oluşturmak için değil, baskıcı bir yapıyı daha etkin hale getirebilmek için polisiye tepkilerin daha yüksek olduğu ve toplumu bir şekilde polisiye devleti haline getirebilecek bir anayasanın mevcut kuruluş haline getirdi. Bu da tek bir bireyin, tek bir kişinin yönetiminin daha iyi yönetilebilir duruma gelsin diye bunun yapıldığını görüyoruz. Ve şu son günlerdeki gelişen ülkemizdeki olaylar, ülkemizdeki tüm özgürlüklerin bu şekilde olması, zaten Doğu ve Güneydoğumuzda bir terör olayı var. Bu terör olayla beraber de onların bu tür demokratik hak ve kazanımlarımızın verilmemesi, Doğu ve Güneydoğu'daki terör örgütünün daha çok
beslenir duruma gelmesini sağlıyor bu şekilde. Yani bu yönden bir kendine gıda alıyor orada. Biz Avrupa Birliği'ne girmek için yıllardır mücadele ediyoruz. Ama şu anda işte 2002 yılındaki AKP iktidara geldiği zaman daha özgür, daha demokratik bir anayasa, Avrupa uyum yasalarını hazırlayacağız diye tam tersine kendi diktasını oluşturabilmek için işte o askeri mahkemeler vardı. Askeri mahkemelerin kaldırılmasıyla beraber işte Ergenekon davaları, Balyoz davaları, özel güvenlik mahkemeleri, şu andaki özel mahkemelerin oluşturulması, bunlar tamamen şu andaki siyasal iktidarın kendi baskısını kurmak için oluşturulan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında özel mahkeme diye bir mahkeme olmayacak. Siz hakimi atayacaksınız, savcıyı atayacaksınız oraya. Emri de vereceksiniz, insanları yargılama duruma gideceksiniz. Doğru olan bir şey olabilir mi bu? Yanlışlığın ta kendisi bu. Bu şu andaki mevcut siyasal iktidar, siyasal anlayış bunun için yaptı bunu. Özel mahkemeler bunun için kurdu, onun için oluşturdu. Biz ilk geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına özel mahkemeleri kesinlikle kaldıracağız. Yani bizim anayasamızda, hukuk sistemimizde ne emrediliyorsa hakim, savcı kendi anayasamız doğrultusunda karar verecek durumda olacak. Bizim siyasal atamalarımızda bir hakim savcı olmayacaktır. Efendim terör konusuna girdiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük kaos ortamlarından birisi evet. de bu. Ve gündemimiz birinci sırada seçimden çok terör şu anda biliyorsunuz. Halkın gündemi terör. CHP terör sorununu hani çok derinliğe girmeden, çünkü konumuz biraz sonra ekonomi ve diğer sizin projenize gelecek. Terörü nasıl çözer sizce? Şimdi ben teşekkür ediyorum size. Baştan özgürlükle girdiniz işte. Özgür ülke, özgür halk, özgür yurttaş yarattığımız zaman biz sorunlarımızı tamamen halledeceğimizi düşünüyorum. Şu anda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu'sunda tamam, terörden dolayı bir baskı var. Bir orada bir kargaşa var. Tamam, orada biz özgürlüklerin olması veyahut halkın bu şekildeki kargaşada tam demokratik bir ortamda davranması doğru olmadığını biz de görüyoruz. Ama bizim batımızda böyle bir özgürlük var mı? Ya işte Doğu ve Güneydoğu'yu bıraktık. Bizim batımızda böyle bir özgürlük var mı? Yok. Tam tersine ülkenin her tarafında bir baskı rejimi var. Bu baskı rejimini biz bir şekilde kaldırmak zorundayız. Biz geçen hafta değerli arkadaşımla burada bir program yaptık. Tamamı bir saati terör konusuydu. Onu iyi işlediğimizi düşünüyorum. Ama yine de tabii günün konusu, günün olayı, yaşamımızı her alanda, her yönünde etkileyen evet. durum terör olduğu için tabii bunu konuşmak gerekiyor. Biz terörü nasıl bitireceğiz? Terör bitmek zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kesinlikle terörün kaynağını biliyoruz. Terörü kimin yarattığını biliyoruz. Terörün bu yönetim şeklini yok edebilmek için uluslararası emperyalizmin kurmuş olduğu baskıyı nasıl yok edeceğiz? Şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt halkımızın bu terörden bir menfaati var mı değerli arkadaşım? Yurttaşlarımız bunu biliyor. Olmadığını biliyor halkımız. En çok sıkıntıyı onlar çekiyor. Onlar sıkıntı. Ya sıkıntıyı çeken insan terör olmasını ister mi ya? Ama öbür tarafta sizin ülkenizi bölmek, parçalamak, yönetmek isteyenler sizin içinizde terör olayları yaratacaktır ve yaratıyorlar da. Emperyalizm PKK'yı yarattı, kullanıyor, kullanmaya da devam ediyor. Biz başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında şunu yapacağız. Terörü kim destekliyorsa, ona lojistik desteği, ekonomik desteği, silah desteğini kim veriyorsa ona diyeceğiz ki siz bizim dostumuz olamazsınız. Siz bizimle bu dünya ekseninde yaşarken, bizim iç dünyamızı, içimizi karıştırırken bize iyi hizmet içerisinde olmadığınızı, bize ülkemizin menfaatlerini alt üst eden bir anlayışın içerisinde olduğunuzu ve ona göre de biz bu hangi ülke olursa olsun yeniden ilişkilerimizi gözden geçirmek zorundayız. Bunu yapabildiğimiz zaman biz bir yönüyle terörü bitirmiş olacağız. Şu anda bu zamana kadar gelen siyasal iktidarlar bunu göz önüne alamadılar. Yani karşısındakini bu yönüyle karşısına almış olsa, göz önüne almış olsalardı, bunu yapmış olsalardı, siz
bizim ülkemizde bu tür olayları, terörü Orta Doğu'da yaratırken Doğu ve Güneydoğu'muzda bunu yaratıyoruz diyebilselerdi terörü bir şekilde durdurmuş olacaktık. Kim var bu terörün içerisinde? AB ülkeleri var. Amerika Birleşik Devletleri var. Gerçek bunlar. Siz Doğu ve Güneydoğu'muzun sınırında, Suriye'nin hattında PYD'yi benim müttefikim diyeceksiniz. PKK'ya terör örgütü diyeceksiniz. Terör örgütünün diğer kardeşi kim? PYD. Yani Suriye'deki kanadı PYD, Türkiye'deki kanadı PKK. Oradakine benim şeyim diyorsunuz, müttefikim diyorsunuz. PKK ne diyorsunuz o zaman? Herhalde PKK'ya da öyle demeniz gerekiyor. Yani özde öyle demeseniz, sözde yani sözde demeseniz de özünde dediğinizi biliyoruz. Evet. Efendim, terörle ilgili, özgürlükle, anayasayla, demokrasiyle ilgili bu düşüncelerinizi aldıktan sonra CHP neler vaat ediyor? İktidarında 1 Kasım'da iktidar olursa bu ülkede nasıl bir CHP iktidarı göreceğiz? CHP neler vaat ediyor? CHP 7 Haziran öncesi de 2011 seçimlerinin öncesi de Türkiye'nin gerçekten yönetilemez bir ülke olduğunu, yönetilemez duruma geldiğini ve şu andaki siyasal iktidarın kendisinin bireysel halktan oy alabilmek için halkın üzerinde devletin olanaklarını seçim günlerinde, seçim yıllarında onlara menfaat ve çıkar sağlayarak bunları yaptığını görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında her yapacağımız işi sosyal yardım fonlarında, desteklemelerinde, vatandaşımıza vereceğimiz her türlü desteği hukuk çerçevesi içerisinde anayasal duruma getirerek onların faydalanmasını sağlayacağız. Yani seçim esnasında, seçimden önce ben sana kömür vereceğim, makarna vereceğim, soba vereceğim meselesini yapmayacağız. Vatandaş gerçekten yoksulsa, geçimini sağlayamıyorsa, bunun şu anda belirlenme durumları var. Bizim köylerimizde köy muhtarlıklarımız var, mahallelerimizde muhtarlıklarımız var. Diğer tarafta ilçede kaymakamımız var, belediye başkanlarımız var. Devletin kurum kuruluşlarındaki tüm yöneticilerimiz bir araya gelip bunun devletin kurumlarındaki tüm yerlerden alınan mal beyanları vatandaşın ne kadar yoksul olduğunu belirleyecek durumda. O yoksulluğuna göre biz yoksul vatandaşımızın yoksulluğunu belirleyeceğiz. Sosyal devletin de vermek istediği tüm olanaktan da faydalanmasını sağlayacağız. Bunu da aile sigortasıyla yapacağız. Evet. Diğer şeyler. Ve tabii diğer tarafta ne var? Şimdi emeklilerimiz çok önemli. Emeklilerimiz. Çünkü siz en az 20-25 yıl çalışıp emekli oluyorsunuz. Emekli evet. olduktan sonra hiçbir sosyal güvenceniz yok. Sadece devlet olarak siz ne verebiliyorsanız ben bunu verdim bundan geçineceksin diyoruz. Biz öyle demiyoruz. Evet. Şu anda emekliler arasındaki maaş farkını kesinlikle kaldıracağız. Evet. Ramazan bayramında, Kurban bayramında emeklilerimize birer maaş sağlayacağız, vereceğiz. Emekliler arasındaki son günlerde en çok sorulan soru sokakta bana vatandaşımızın emeklilik dönemi gelmiş yaşa takılanların tümün sorunu çözülecek. Mesela bunu bir açabilir misiniz efendim? Ya adam 25 yıllık evet. Sigortasını sosyal güvenlik kurumuna sigortasını yatırmış. Ya 20 yıl sigortasını yatırmış ama 5500 üstünü geçmiş veya fazla yani geçmiş. 50 yaşını bekliyor. 50 yaşını bekliyor. Ama 50 yaşına gelmiş 55 yaşını bekliyor. Yani 5 yılı var. Olmaz böyle bir şey. Bu yani bizim hukuk sistemimizde böyle bir şey olmaz. Şimdi adam 25 yılı tamamlamışsa siz diyorsunuz ki bu arkadaş emeklilik hakkını hak etmiştir kanunen. Biz bunu şöyle emekli yapacağız. O zaman tamamen şöyle yapın. Deyin ki biz 55 yaşından önce emeklilik yapılmasının olmasını sağlamayacağız diyelim vatandaşımıza. Yok yok hayır şeyi merak ediyorum. Şimdi şu anda bu zamana kadar olan 25 yılını doldurmuş. Yani iş gücü sayısı primini yatırmış her vatandaşımız bizim iktidarımızda emekli olacak. Daha sonrasında düzenlemesi yapılacak tabii. Evet. Şimdi diğer taraftan yapacağız. Çiftçilerimizin destekleri çok önemli. Evet. Biz
Şu anda Türkiye'deki üretimin sağlanması için tüm gençlerimiz şehrimizi, köylerimizi terk ediyor. Evet. Onların köyümüzü terk etmemesini sağlamak için 30 yaşına kadar tüm köyde kalan gençlerimizin sigortalarını devlet tarafından sağlayacağız. Diğer tarafta mazotu 1.80 kuruş yapacağız. Ve geçici tarım işçilerinin tüm sigortaları devlet tarafından sağlanacak. Çünkü bunlar olmadan üretim sağlanmıyor. Üretimi yapabilmek için üretimi yapanları desteklemek gerekiyor. Tarımdaki tüm girdileri, gübresinden, ilacından, tohumundan tüm girdiler, katma değeri kaldırarak tüm vergileri kaldırıp %50 fiyatını indireceğiz. Destekleyeceğiz tamamen. Ve tarım girdilerinin dışarıdan gelen ithalatını durduracağız bir şekilde. İşteki üretimi değerlendiren ve denetimi devlet tarafından iyi yapılabilen ve çiftçimizin de üreticimizin de karlılık elde edebileceği bir alanı sağlamak zorundayız. Şu anda geçen sene bir örnek vereyim ben. Geçen sene çeltiğin fiyatı 1700-1800 liraydı. TL'ydi. Şu anda 1200-1300 TL. Bizim vatandaşımız geçen sene çeltik 1700-1800 lira yaptı diye çeltik yaptı bu sene. Ama siz devlet olarak bir planlamanız yoksa, bunu yapamıyorsanız, bu planlamayı vatandaş mı yapacak, üretici mi yapacak? Siz denetlemeyi yapacaksınız, planlamayı yapacaksınız, vatandaşı yönlendireceksiniz, üretimi ona göre yaptıracaksınız. Bunu yapmadan yapılmayan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Şu andaki durum itibaren biz ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz okullarından mezun olmuş, kalifiye elemanlarımız boşta geziyorlar. Köylerimizde kesinlikle birer tane ziraat mühendisi veteriner tayin edeceğiz. Yani vatandaşımızın daha iyi üretken sağlayabilmesi, bilimsel üretim yapmasını sağlayacağız. Tarımda ve hayvancılıkta bunu yapacağız. Yapmazsak ne olur? İthalata boğuluruz. Dışarıdan gelen ürünlerin tamamı bu ülkede satılır durum olur. Ve iş gücümüzü ve kazançlarımızı dış kaynaklı ekonomilerin yaşamlarına sularız. Bizim artı değerlerimiz elden gider. Biz yaşamımızı zor durumda geçindirir durumda oluruz. Onun için şu andaki ekonominin durumuna son geldiği durumu kötü durumda. Bir de şunu demek istiyorum. Şu anda ekonomi bu sene daha çok kötü olmaya başladı. Sebebi de şu. Sokakta geziyoruz. Ben gittiğim alanlarda şunu soruyorum. Benim çocuğum İstanbul'dan geldi, İzmir'den geldi, Ankara'dan geldi diye çok insanla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım son günde. Bu 7 Haziran seçimlerinde bu kadar değildi. Ama 1 Kasım seçimleri öncesi buna daha çok karşılaşı durumda oldum. Sebebi şu. Bizim insanlarımız İstanbul'da çalışıyor. Kalifiye eleman. Örneğin bir yerde atçı. Veya bir yerde makine mühendisi. Bir yerde işte başka bir işle uğraşıyor. Diyor ki ben 100 lira günlük yemeği alırken atçı olarak veya 80 lira alırken Suriye'den gelen vatandaşımız 20 liraya çalışıyor. Hem beni aç bırakıyor hem kendisi aç kalıyor. Suriye'den gelen vatandaşımız zaten bugün kuru ekmek parası kazanabilmek için özellikle zaten yaşam mücadelesi veriyor. Bunu bu hale getiren kim oldu? Bunu bu hale getiren tabii ki uluslararası emperyalizmin Suriye'deki çatışmalarla beraber, karıştırmakla beraber bir menfaati vardı. Orada şu anda bir bölge oluşturdular. O bölgedeki menfaatleri olan kimler? Şu anda başta Amerika. Kimin? Başka kimin? Rusya'nın. Onların menfaatleri şu anda yerine oturuyor. Bizim menfaatlerimiz olacak. Tam tersine bizim menfaatlerimizin tersine ülkemiz Suriye'den gelen vatandaşlarımızın akımına uğradı. Ve burada işsiz kalan insanlarımızın da, iş bulamayan insanlarımızın da daha çok işsiz olmasını sağladılar. Çünkü bunlar bölgeyi karıştıran, Orta Doğu'yu karıştıran, savaş gönlüne sokan bir siyasal iktidarın siyasal düşüncesinin, siyasal bireylerinin siyasal yaşamlarını sürdürebilmek için emperyalistlere alet olduğunu, onlara bir şekilde de çok belki şey olacak ama, hattım olmayacak ama, bir şekilde onlara piyon olduklarını görüyoruz. Bunlar yazıktır, günahtır ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu biz Orta Doğu'da barışın gelmesi için yurtta barış, dünyada barışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şiarını yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında uygulayacağız. Ve bundan sonraki süreçte biz
şu anda tam size anlatabileceklerimizi, vaatlerimizi anlatır durumda olmadım ama ileriki dönemdeki programlarımıza daha iyi anlatır durumda olacağım. Biliyorum, ben de siz saate bakıp duruyorsunuz. Hayır, hayır. Evet. Tabii. Yine 5 dakikalık zamanımız var. Siz özetleyebilir misiniz? Tabii. Şimdi diğer tarafta emeklilerimizin durumu çok önemli. Burada emeklilerimizin sadece bir maaş, iki ikramiye maaşlarıyla beraber, iyileştirmesiyle beraber bayramlarda birer ikramiye verilmesi değil. İttifak yasasında yeniden çıkarılması gerekiyor. Yani emeklilerimiz üzerinden alınan muayene ve ilaç katılım payları var. Bunları tamamen kaldıracağız. Sıfırlayacağız. Ya vatandaşımızı emekli yapıyorsunuz. Ya diyorsunuz siz emekli oldunuz artık. Size bir maaş verdik. Emekli olan insandan vergi kesilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde uygulama yok, böyle bir uygulama. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz orada kalkıyorsunuz, bir fon uygulamasına geçiyorsunuz. Yani emekliler üzerinden kesilen sosyal güvenlik destekleme fonunu kaldıracağız. Bu bir dönem %15'ti. Son dönemlerde belli kısmıyla %10'a düşürüldü. Bunu tamamen sıfırlayacağız biz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı sadece üretimle beraber ülkenin iç barışı, geleceği ve demokrasinin en iyi şekilde yaşanabilir durumda olabileceği yurttaşımızın bir ülke haline getireceğiz. Biz tabii ki vatandaşımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de sokakta. Siz 7 Haziran seçimlerinden sonra neden hükümet kuramadınız? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu olarak halkımızla Cumhuriyet Halk Partisi'ne örgütlerinin vermiş olduğu destek, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş halkımızın desteğini de alarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile hiçbir şekilde hükümet kurmamamız gerekirken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin her yönüyle bizimle koalisyon kurmaya tıkamasından sonra mecburen ülkenin geleceğini görerek ülkemizin hükümeti sıkamaması için biz hiç hükümet kurmamamız gereken Adalet Kalkınma Partisi'nde koalisyon ortağı olabiliriz düşüncesine girdik ve bunu da sağlamaya çalıştık. Bizi 35 gün eylediler, oyaladılar. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi ilk günden hükümet kurmama kafasıyla zaten masaya oturmuş. Bize deselerdi ki Sayın Genel Başkanımız masaya gelip biz sizinle 3 aylığına geçici hükümet kuracağız. Bu dönem içerisinde bir siyasal anlayışımız var. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Yeniden seçime gideceğiz deseydi. Biz inanıyoruz ki bizim o günkü görüşmeyi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri arkadaşlar kusura bakmayın geldiniz. Size bir çay veya kahve ısmarlıyoruz. Sizinle hiçbir konuşma hakkımız yoktur bu konuda. Lütfen masayı terk edin derdik. Ama biz bunu görmedik ki. Bizi 35 gün oyaladılar. Çünkü bir projeydi bu, programdı bu. Ve geldiğimiz nokta 35 gün sonrası da dediler ki biz 3 aylık bir geçici hükümet kurmak istiyoruz. Ve sürede 5 gün kalmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımıza bu yetkiyi vermedi. Bizim hükümet kuramayacağımızı nereden biliyordunuz? Nasıl gördünüz? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 milletvekilinin sayısal çoğunluğu var. Mevcudiyeti var. Yani burada Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer siyasal partilerden destek alıp hükümet kuramayacağımı nereden öngördünüz? Milletçin misiniz siz? Yoksa bu ülkenin halk iradesi sizi tek başına iktidar yaptığı zaman halkın iradesi gerçekleşmiş olacak. Siz tek başına iktidar yapmadığı zaman halkın iradesi gerçekleşmemiş olacak. Siz bu ülkede halkı hiçe sayacaksınız ve reddedeceksiniz tüm olayları. Ve bunu gördük şu anda. Biz yeniden 1 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluk bir şekilde sayısal çoğunluğuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edeceğini biliyoruz. Şu anda en çok oyunu artıran siyasal partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu herkes biliyor. Toplum da biliyor, sizler de biliyorsunuz, herkes biliyor. Bunu AKP de biliyor bunu. Ama biz şunu yapmayacağız. Biz ülkemizin geleceği için, bizim siyasal anlayışlarımız değil, bizim düşüncemiz değil, ülkemizin geleceği çok önemli. Dış politikada yeniden dış ilişkilerimizin en iyi şekilde düzenlenmesi için,
iç politikada barışın sağlanması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal anlayışıyla değil, siyasal beklentilere değil, bir seçim sonrası yatırımı değil, ülkenin geleceğine yatırım yapacağız. Ülkenin kazanması için elimizi taşın altına koyacağız. Ve bu görüş ve düşüncelerle ileriki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'siz bir hükümetin olmayacağını biliyorum. Bu süreci halkımızla beraber, hep beraber yaşayacağız. Ben değerli yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza diyorum ki buradan, bu dönem için ülkemizin tıkanmış olmuş olduğu, gelmiş olduğu bu durum itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi var. Bu yükselişe oy vermeyen vatandaşlarımız bir dönem için oylarını versinler. Biz yapabileceklerimizi, vaat ettiklerimizi yerine getiremezsek o oylarını geri alsınlar. Evet. Biz bunu diyoruz. Biz 13 yıllık bir siyasal iktidar istemiyoruz. Biz 4 yıllığına bir siyasal iktidar istiyoruz. Çünkü 4 yılda vaatlerini halka sunmuş, 4 yılda vaatlerini yerine getirmeyen bir siyasal anlayış bir parti varsa o bir daha dönemde sonrası siyaseten halktan oy istememesi gerekiyor. Şu anda mevcut Adalet Kalkınma Partisi 3 dönemdir halktan oy istedi, aldı ve şu andaki 4. dönem seçimine giriyorlar. Hatta 5. döneme girdi bu. Onlar için 5. döneme girildi. Ben son dönemde gördüm, baktım, halka vaatlerde bulunuyor. 13 yıldır siyasal iktidarda bulunan bir parti vaatte bulunabilir mi? Ne yaptınız, ne yapmadınız o zaman bu zamana kadar? Yani insanlar siyasal dönemlerinde, hükümette bulundukları dönemlerde halkın beklentilerini bilirler. Ona göre de zaten hareket edip taleplerini yerine getirirler halka. Siz halkımızın, sanayicimizin, işverenimizin, esnafımızın tüm sorunlarını çözecek durumda olmadıysanız, ülkeyi şu andaki iç karışıklıkla çatışma ortamına yarattıysanız, katliamlar yarattıysanız, dıştaki tüm olumsuzluklara Irak'ından, Suriye'sinden, Mısır'ından, Libya'sından, Tunus'undan, hatta İran'ından bu ülkede tüm olabilecek emperyalizmin tüm varlıklarına siz ortak olduysanız, çıkarlarına, ülkemin hiçbir menfaati olmadan sizin hiçbir şey isteme hakkınız yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel de konuşuyorsunuz. Evet. Daha çok konuşacak şeyleriniz var, bunu da biliyorum. Ama size tekrar konuk tabii, edeceğiz. Sığdırabilmek için bazı şeyleri biraz şey geçtim ama. Çok hızlı geçtiniz. Çok teşekkür ederim anlayışınıza. Programımızdan yani haberlerimizden ve programımızdan doğan bir ilerleme sizin de programınızı etki etti. Bizden sonra da şu anda misafirlerimiz var yine. Az sonra da Sinan Sallabaş arkadaşımız, AK Parti milletvekili ve milletvekili adayı Sayın Fuat Göktaş da burada az sonra konuk olacaklar kendileri. Bizden sonra onlar ekrana, onlara teslim edeceğiz. Değerli izleyenlerimizin onun bilgisini de verelim. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Bilginiz olsun. Ama bak şimdi sizden alacağım var. Evet. Yani tabii bizim vatandaşlarımız bizi saat 21 ile 22 arasında program yapacağımızı biliyorlar. Tabii ki bir aksaklıktan dolayı sizden dolayı program aksaklığınızdan dolayı böyle bir vesile oldu. Teşekkür ediyorum. Ben yurttaşlarımı bu seçim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişinde o yükseliş değerine katkıda bulunmasını istiyorum. Ve bizi dinledikleri için bu akşam yurttaşlarımla beraber olmaktan çok kuvançlıyım. Sizle beraber olmaktan da. Çok teşekkür ederim efendim. Ve herkese televizyonların başında iyi akşamlar diliyorum. Mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim bizden sonra tekrar program olacak. Biz Sayın Kemal Zeybek'le önümüzdeki hafta içinde tekrar bir araya geleceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Az sonra Sayın Sinan Sallabaş ve Sayın Fuat Köktaş'la beraber olacaksınız. Hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum.